Pancar hasadı tam takvimini tutturmuştu o yıl. Temmuz'un sonuna doğru köylüler sabahtan akşama kadar tarlalarda çalışıyor, gezegenin çamurundan sakallı ceninler çıkarıyorlardı. Kok kömürüyle dolu sepetler ve put gözleriyle dolu çuvallar taşıyan kağnılar durmadan köylere gidip gelmekteydi. Alubar tepenin yamacında çalıların arkasına saklanmış durumu kontrol ediyordu. Bir gözü de batıya giden yolda oradan kopup gelebilecek afyon tenli geniş kalçalı bir kadını, jelatine bulanmış bezelyeleri, meyan kökü sosunda gidip gelen saten bir gemiyi görmeyi umuyordu. Hasat sonuna yaklaştı, kadın gözükmedi. Ama bohemyalı çiftçiler eskiden beri yaptıkları gibi birkaç tarlalık pancarı sökmeden bırakıp gittiler. Bunlar gelecek yıla tohumluk olacaktı. Sağda solda bazen de birbirinden kilometrelerce uzakta pancar tohumu bulunabiliyordu. Alobar bölgeyi dolaştı, hazinenin nerelerde olduğunu işaretledi. Oysa Ağustos ortalarında burnu onu polenlerin bulunduğu yere gözü kapalı bile götürebilirdi. Alobar'la Pan gece karanlığında bitkilerin tepesinden yapışkan tozları topladılar. Kavanozlara doldurup çalıların arasına sakladılar. Dikenler ayaklarına takılıyor, gözlerine batıyor, Pan'ın tüylerini Alobar'ın giysilerini çekiştiriyordu. Ama her gün sabaha karşı kendi kovuklarına varıyor, stoğa iki kavanoz daha ekliyor, sonra da uykuya yatıyorlardı. Öksü otları onları uyurken üstlerine tatsız bir sıvı damlatıyordu. Bir örümcekler ordusu vücutlarını tepeden tırnağa kaplıyor, mantarlar üstlerine başlarına lekeler yapıyordu. Pan sanki böyle yerlerde yaşamak için doğmuşçasına rahat uyuyordu. Alobar da aldış edemeyecek kadar yorgundu. Kabuslu rüyaları hep kudrayla doluydu. Uyanık yattığı zaman keçiden doğru gelen koku bulutlarını ve pancar polenlerini kokluyor, iki kokunun birbirini sıfırladığını hissedip mutluluktan uçacak gibi oluyordu. Bir düzine kadar kavanoz doldurduktan sonra tepelerin yukarılarına doğruldular. Duman çıksa bile kimse fark etmezdi orada. Pan humuslu toprağa uzanmış, flütünü, Alobar flütünü çantasına koyup yanına almıştı ve Pan'ın şarkısı bütün hayvanlara heyecan veriyordu. Çalarken Alobar kendine ilkel bir laboratuvar kurdu. Pancar polenini haşlayıp gri yapışkan bir öz çıkardı. Bu büyük koku operasının kirişlerini yerinden oynatacak bir temel notaydı. Öz hazırlandıktan sonra Alobar pantolonunu çıkarıp içindeki orman bitleriyle pirelerini silkeledi, yüzünü kaynakta iyice yıkadı, Rus sınırlarındaki büyük kente doğru yola koyuldu. Orada usta bir vodkacının oturduğunu biliyordu. Pan malzemeye göz kulak olmak üzere laboratuvarın başında kaldı. Hızını kesebilecek zayıf tanrı yanında olmayınca Alobar büyük kente bir haftada vardı. Vodka ustasını buldu. O da Alobar'ın son Fransız altını karşılığında pancar özünü damıtmayı kabul etti. Bu iş bir aya yakın zaman aldı ve Alobar'ın pek canı sıkıldı. Sonunda iş bitince Alobar sağlam ve uzun bir sopanın iki ucuna birer galonluk iki testi dolusu damıtılmış özü bağladı. Sopayı omuzlarının üzerine oturttu, tırsa kalkıp dönüş yoluna koyuldu. Taşıdığı yük bu kadar önemli olmasa dört nala da koşardı. Kudra'yı pek merak ediyordu. Acaba kendisi yokken dönmüş olabilir miydi? Pan bıraktığı yerde miydi, çekip gitmiş olabilir miydi? Doğrusu Pan kokusunu saklamak ve kendisini yeni dünyaya götürmek için yapılan parfüme gücü yettiği kadar yardımcı oluyordu. Ama pek de hevesli denilemezdi. Hiç sesi çıkmıyordu. Mesafeli, aklı başka yerlerde tek başına gibiydi. Görünmez olmasına rağmen öyle bir şok içindeydi ki yaptığı hiçbir şey Alobar'ı şaşırtamazdı. Ama yine de ona güvenmek zorundaydı. Başka çaresi yoktu. Ne yemek için ne de uyumak için duruyordu. Kafasında olabilecek felaketler birbirini kovalamaktaydı. Bir zamanlar bu bölgelerde kral olan adam, şimdi kırların ortasında yırtık pırtık giysileri içinde koşturuyor, her adımda çizmeleri biraz daha parçalanıyor, yeni bıraktığı sakalı rüzgarda Çin sakalı gibi uçup duruyordu. Bereket versin kamplarına bir şey olmamıştı. Pan oradaydı. Flütüyle bir de geyik davet etmişti. Hayvan çalılara doğru kaçarken Alobar sırtındaki sopayı indirip testileri yere bıraktı. Oldu bu iş dedi. Yere yıkıldı, kabuslu uykusunda hep karısını gördü. 12 saat sonra uyandı ve hemen pancar poleni özünü yasemin yağı ve ağaç kavunu esansıyla karıştırmaya koyuldu. Bunu değişik oranlarda deniyordu. 5 günlük deneylerden sonra ideal saydığı karışıma ulaştı. 1 ölçü pancara, 20 ölçü yasemin, 2 ölçü ağaç kavunu.
bu oranına K23 adını ilham etti. K harfi kudreyi temsil ediyordu. Tıpkı pençesine ince kıstırılmış istakoz gibi tutuyordu pancar Yasemin'i avucunda. Ne eziyor ne de parçalıyordu. Pancarın Yasemin'i kaldırışı sağlam yapılı bir erkeğin bir balerini kaldırışını hatırlatıyordu. Ve her ikisi de ağaç kavuğunun verdiği işaretle çıkıyordu sahneye. Sanki Yasemin güzel bir tablo koleksiyonuymuş gibi pancar onu burun galerilerinde sergiliyor, yangına ve hırsızlığa karşı sigortalıyor, onunla bir de parti veriyordu. Davetiyeleri postalayan da ağaç kavunuydu. Eğer Alovar'ın burnu doğru söylüyorsa K23 panı olduğu yerde durdurmuştu. Onun üzerine yer yer incecik, yer yer ağır işlemeli bir pelerin atmış gibiydi. Keçi kokusu da o pelerinin altında ne kadar uğraşırsa uğraşsın dışarıya sızamıyordu. Acaba benim hayalim mi bunu bana bu kadar etkili gösteriyor diye merak etti Alovar. Belki de öyle istediğim için öyle geliyor bana. Objektif bir deney yapmaktan başka çare yoktu. Alovar bir galonluk K23'ü bir torbaya koydu. Pancar poleni özünden kalanı, Yasemin'le ağaç kavunu bitmişti, onun yanına yerleştirdi. Kudra'nın tasarımını yaptığı boş şişeyi, yolda yiyecekleri birkaç kızarmış pancarı da aldı. Sonra yol arkadaşının masum görünümlü flütünü de torbaya soktu. Alovar ve pılıpırtısı hızlarını panın adımlarını uydurdular. Bu sapa yerlerde köylülerin hala pana biraz saygısı vardı. Bu yüzden onun da adımına bir zindelik gelmişti. Yönleri Fransa'ya doğruydu. Her köye yaklaşırken panın üzerine yeniden K23 damlatıyor, sonra pan öne düşüyordu. Alovar onu 9-10 metre geriden izlemekteydi. Pan yolda gelip geçenleri mümkün olduğu kadar yakınına sokuluyordu. Bohemya'dan Paris'e kadar aldıkları sonuçlar hep aynı oldu. Görünmez pan yanlarından geçerken insanlar kaşlarını kaldırıyor, burunlarını oynatıyor, yüzlerine gizleyemedikleri bir haz ifadesi oturuyor, başlarını kokunun geldiği tarafa çeviriyorlardı. Daha bu hareketin ortasına varmadan ifadelerine bir utanç gelip yerleşiyor, sonra hafif kızarıp başlarını geri çeviriyorlardı. Hızlı adımlarla oradan uzaklaşıyordu insanlar. Sanki böyle bir kokunun kaynağına bakmak fazla mahrem bir şeymiş gibi kaçıyorlardı. Dudakları istemeyerek ayrılıyor, yüzlerine bir gülümseme geliyor, birkaç metre yollarına devam ettikten sonra daha fazla karşı koyamıyor, durup yavaşça arkalarına bakıyorlardı. Bu arada durmadan gülümsüyorlardı ama baktıkları zaman kokunun kaynağının bir köşeye dönüp yok olduğuna inanıyorlardı. Uzaklaşırken pek de üzgün görünmüyorlardı. Besbelli kafalarında bir hayal vardı. Zihinlerinden bir ota sürtünen cinsel organı uyandırdığı duyguların hayali geçiyordu. Alovar bu işin uzmanı olmamakla birlikte benzersiz ve şaşırtıcı bir parfüm yapmış olduğunu anlıyordu. Bu kokunun yaratacağı imkanlar kokunun kendi değerini kat kat aşacağı benziyordu. Sabah yıldızına şükürler olsun. Oysa onu sırf Tanrı'nın kokusunu bastıracak bir çare olarak düşünmüşlerdi. Kudra bilmişti bunu daha önceden. O parfümü pan için olduğu kadar Alovar'la kendisi için de istediğini söylemişti. Paris'in eteklerine vardıklarında bir taş köprünün dibine oturup dinlendiler. Kente girmeden önce karanlığın bastırmasını bekliyorlardı. Alovar mavimsi şişenin içine K23 doldurdu. Ta ağzına kadar. Sonra kapağını ağzına oturttu, şişeyi kaldırıp kendi ıslak yanaklarına dayadı. Eylül sonlarıydı. Kırağılar başlamıştı. Alovar'la Pan büyük kente girdiler. Solukları hep bir adım önlerinden gidiyordu. İnsanın soluğuyla Tanrı'nın soluğu eş gibiydi gece ışığında. Ama ayak sesleri çok farklıydı birbirinden. Alovar'ın çizmelerinin pat pat sesi nerede, Pan'ın nallarının sesi neredeydi? Ama kaldırım taşlarında ikisinin de yönü biriydi. Tütsü dükkanını bıraktıkları gibi buldular. Tahtalarla çivilenmiş ve kapısına haç asılmış durumda. Besbelli rahipler buradan uzak duruyorlardı. Alovar karşı parfüm atölyesi bir aneye uğramış olsa, baş rahibin o sanayiyi Guy Lefevre adlı parfümcüye satmak üzere pazarlığa oturmuş olduğunu görecekti. Lefevre, acaba tütsücü dükkanın sahibini bulup orayı da satın alabilir miyiz diye soruyordu. Duyduğuna göre dükkanın malı pek boldu ve şu sırada çalışır durumda da değildi. Ama başrahip son birkaç zamandır geceleri daha iyi uyuduğunu bildiğinden riske girmek istemedi. Ellerini ovuşturarak bağırdı. Hayır hayır, peşine düşmeyin onun. Alovar elinden geldiği kadar sessiz arka pencerenin tahtasını gevşetti.
Pan'la ikisi içeriye süzüldüler. Merdivenleri çıkarlarken Alobar'ın kalbi Pan'ın nallarından daha çok ses çıkarıyordu. Oturma odasının kapısı açılırken gıcırdadı. Alobar o kapının daha önce gıcırdadığını hiç hatırlamıyordu. O gece sözüm ona dolunay olmalıydı. Ama içeride bir damla ay ışığı bile yoktu. Belki de Ayde'de o geceyi Versailles'de geçirmeye karar vermişti. Her neyse, Alobar odanın hiç değişmediğini anlamak için ay ışığına falan ihtiyaç duymuyordu. Sokağın soluk feneri yetiyordu içerideki acıklı tabloyu aydınlatmaya. Kendi bıraktığı not, ayakkabının teki, birikmiş toz topakları. İçeri girmek istemedi. Kapının eşiğinden uzanıp K23 şişesini orta yere koydu, cam kapağını açtı, kapıyı hemen kapattı. Sanki kapının kapanırken çıkardığı rüzgar kokuyu öteki tarafa daha hızlı götürmeye yararmış gibi. Öpüşmeyi çok geç öğrenen bu adam, Kudra'yı defalarca öptüğü yatakta uyanık yatıyordu. Ağlıyor, uyukluyor, uyanıp tekrar ağlıyordu. Onun siyah saçlarının kokusu sinmiştir diye hayal ettiği yastığı yüzüne bastırmış yatarken sabahın ilk ışıkları da yükseldi. Birlikteliğin lekeleriyle dolu çarşafların arasından sıyrılıp ayağa kalktığında vakit öğle olmuştu. Sakalında tuzlar, gözlerinin kenarında beyaz gözyaşı lekeleriyle şişeyi almak üzere yalın ayak oturma odasına gitti. Pan da kalkmıştı. Ona da koku sürmek gerekiyordu. K23 yem olarak işe yaramamıştı. En azından şimdilik yaramamıştı. Alobar gece boyunca o odada hiç ses duymamıştı. Kapı gıcırdayarak açıldı. Not hala bıraktığı yerdeydi. Acıklı ayakkabının altında. Ama o ne? Ayakkabının içine sokmamış mıydı kendisi notu? Hem sonra ayakkabıyı halının tam orta yerine bırakmamış mıydı? Şimdi ayakkabı hafif sağda duruyordu. Şömineye yakın yerde. İnatçı bekarın elindeki düğün davetiyesi gibi titreyerek ayakkabıyı inceledi. Notu aldı, açıp bir kere daha okudu. Her ikisini de tekrar tekrar elden geçiriyordu. Burnuna götürüp kokladı bile. Ne bir işaret vardı ne bir koku. Hiçbir değişiklik yoktu. Ama bunlar yerlerinden oynatılmıştı. Alobar emindi bundan. Sorun başkaydı. Bu gece mi oynatılmışlardı? Eğer öyleyse koku yine de yem görevi yapmıştı. Yoksa geçmiş 5 ay içinde bir zamanda mı oynatılmıştı? Gece ışık öyle zayıf, kendi duyguları öyle yoğundu ki bu küçük ama önemli yer değişikliğini fark etmemiş olabilirdi. Ayakkabıdan da kağıttan da bir şey anlamayınca milim milim odayı incelemeye başladı. Önce halıya baktı, hiçbir şey yoktu halıda. Duvarlar da boştu. Bakışlarını şömineye döndürdüğü zaman omurgası sarsılarak doğruldu. Şöminenin üzerinde mermer rafta, Kudra'nın sevgili gümüş çaydanlığının yanı başında tozun üzerinde parmakla bir yazı yazılmıştı. Evet, birisi parmağının ucuyla mermerin üzerinde duran kürk kalınlığındaki tozları silerek yazı yazmıştı oraya. Yazı tanıdık gibiydi. Ama Kudra'nın el yazısına da benzemiyordu. Onun yazmasını bildiği tek lisanda da yazılmış değildi. Kudra sonunda okuyup yazmayı öğrendiği zaman Fransızcayı öğrenmişti. Şöminenin üzerindeki kelime ise İskandinav dilindeydi. Alobar'ın klanını, savaşları, ayı avlarını, pancar hasatlarını, kırılan aynaları anlatmak için kullandığı dildeydi. El yazısı da o klanda okuyup yazma bilen tek kadının tipik yazısıydı. Bren'in yazısı. Alobar uzun süre orada durdu, düşünmemek için şöminenin kenarına tutundu. Dil ve el yazısı onu öyle bir şoka sürüklemişti ki memnun olduğunu bile düşünemiyordu. Sonunda harflere baktığı zaman şaşkınlığı daha da arttı. Bu kelime bir fiildi, bir ünlemdi, bir emirdi. Bildiğimiz dillere çevrilmesine de olanak yoktu. En yakın çevirisi ancak şöyle olabilirdi. Hafifle. Hafifle demek. Alobar oyalanmaması gerektiğini bildiği halde Pan'ın bütün karşı çıkmalarına rağmen o evde bir hafta daha kaldı. Kuru ekmek ve küflü peynirle yaşadı. Her gece K23 şişesini açıp oturma odasında yere bırakıyordu. Her sabah oraya koşup tozlarda mesaj arıyordu. Bulamadı. Yani bir tek mesaj vardı. Erlikta. Yani hafifle. Alobar son yeşil peynir kırıntısının Pan'ın görünmez ağzına girip kayboluşunu seyrederken sokaktan İsa'nın ilahilerinden biri duyuluyordu. Kendisi de dükkanın parfüm malzemelerinden birkaç kuru çiçeği ağzına atıp çiğnedi. Tadı berbattı, tükürdü. Koluyla sakalını sildi ve sordu. Akşam yemeğinde ne yiyeceğiz?
perdeleri mi? İyi ki bu sözü bitişikte baş rahiple pazarlığını bitirmiş olan Guy Lefevre duymadı. Duymaya da niyeti yoktu. Ama alavar rahiplerden birinin er ya da geç bu evden bir takım sesler duyacağını biliyordu. Ya da pencerede göreceklerdi onu. Üst kat pencerelerine tahta çakılmamıştı. Bu ihtimali düşününce boş midesi zincirlerini şakırdatır gibi sesler çıkardı. Orada çaresizlik ve umutsuzluk içinde oturuyordu. Birden Pan'ın elinin kendi elini tuttuğunu hissetti. Tanrı daha önce hiç dokunmamıştı ona. Alovar'ın ilk tepkisi kendini savunma isteği oldu. Pan onun elini sıktı ve konuştu. Galiba ölüm insanı birden fazla yolla mahvediyor. Yaşarken bile yenebiliyor insanı. Sonra Pan uzaklaştı. Ayak sesleri yer döşemelerinde yankılandı. Az sonra durdu, görünmeyen omzunun üzerinden ona ''Zavallı Homer'' deyiverdi. Herhalde bunun etkisi büyük oldu. Alobar orada 15 dakika kadar daha oturduktan sonra ayağa kalktı, yıkandı, gözyaşlarını bulanmış sakalını tıraş etti, yedek çizmelerini cilaladı, Pan'ın Descartes'in cenazesinden getirdiği yıkanıp pudralanmış perukayı kafasına geçirdi. Tanrı'ya eliyle işaret edip güpegündüz dükkana indi. Pan gülümsüyor olabilirdi ama olmayabilirdi de. Parfümü, pancar özünü, biraz da başka eşyaları yanlarına alıp Marsilya'ya doğruldular. Orada mevsimin son gemisi yeni dünyaya yelken açmaya hazırlanıyordu. 10 yılı aşkın zamandır Fransızlar ileride Kuzey Amerika denilecek büyük göller yöresine hakimdiler. Ama İngiliz ve İskandinavlardan farklı olarak Fransızlar yeni dünyayı yalnızca sömürecek mallar açısından ele alıyorlardı. Kürkler, balıklar, Hristiyan yapılan yerliler. Bir de belki Hindistan'a gidebilecek bir batı yolu. Oraya evler yapılacak, kentler kurulacak, yeni bir hayata başlanacak bir yer olarak düşünmüyorlardı. Bir yandan hastalıklar, bir yandan düşman Kızılderililerin saldırıları, bir de 1663 yılında Kubek'i saklayan deprem bir araya gelince Kürt ticaret şirketinin iflas etmesine ramak kalmıştı. Orada yaşayan Fransızlar vatana dönüş çığlıklarına başlayınca 14. Louis vaz yapmayı bir anda kesmiş, durumu düzeltmeye çalışmıştı. Büyük göllerin oradan başlayan çok koca bir nehrin güneye doğru aktığı, hatta belki de büyük okyanusa kadar gittiği kralın kulağına gelmişti. Kokulu mendiline Mississippi Mississippi diye mırıldanarak yeni dünyadaki yeni Fransa'ya ilhakları verdi. Oraya eğitilmiş askerlerden bir birlik yolladı, İçişlere bakacak yetenekli yöneticiler tayin etti. Montreal'e gidecek gemilerde misyoner ve avcılardan çok beceri sahibi daha nitelikli vatandaşlara öncelik tanınması konusunda bir de karar çıkardı. Alomar, Mississippi Poodle'ın kaptanıyla konuştuğu zaman gemide daha birkaç bekar erkek yolcu için yer bulunduğunu öğrendi. Ailelerin çoğu göçmek için gelecek baharı bekliyordu. Sert kuzey kışının yeni vatanlarında kendilerini karşılaması düşüncesi pek hoşlarına gitmemekteydi. Eğer Alobar'ın gücü kuvveti yerindeyse bedava yolculuk yapması bir yana kendisine biraz para bile verilecekti. Alobar kaptana kendisinin servetini yeni kaybetmiş bir soylu olduğunu söyledi. Davranışı pek kibar olduğundan, gemide o sırada aynı durumda bir soylu daha bulunduğundan, adı Sieur Lascelles, tanıyor musunuz kendisini? Kaptan Alobar'a inandı. Alobar'ın kaç yaşında olduğu sorunu biraz kargaşa çıkardı. Göçmenlik bürosu kaç yaşındasınız efendim diye soruyordu. Alobar ne cevap vereceğini bilemiyordu. Şu anda kaç yaşında göründüğü konusunda zerre kadar fikri yoktu. Gerçeği söyleyemeyeceği de ortadaydı. Biraz kekeledi, sonunda 46 deyiverdi. Bu sayıyı K23'ü 2 ile çarparak bulmuştu. Sağlam, dayanıklı bir 46. İnsanlara liderlik etmeye alışkınım. Merdivenleri çıkıp gemiye binerken sırtındaki torbada aromatik sıvılar şıngırdıyordu. Gülmesini tutmaya çalışmaktaydı. Pan da onun arkasından çıkıyordu merdivenleri. Sayfa 217'de bırakıyoruz.